internetten girildiği zaman bize 7/24 ulaşabilirler. Ev kadınlarını çalışma hayatına kazandırma amaçlı devlet destekli verilen mikro kredi uygulaması sayesinde ev hanımlarına iş kurma imkanı tanınıyor. Bayanın bir iş fikrinin olması lazım. Ben gerçekten çalışmak istiyorum, ben şu işi yapacağım. Zaten bu bir araştırma sonucunda mikro kredi veriliyor. İş kurmak isteyen bayanlara ilk yıl 100 TL ile 1000 TL arasında geri ödemeli mikro kredi veriliyor. Bu sayede ev hanımlarının ticaret hayatına girmeleri sağlanıyor. 2009 yılında başlatılan mikro kredi uygulamasından Bodrum'da sadece 60 bayan yararlanırken Muğla genelinde 1800 bayan kredi kullandı. 2000 lira, 3. yılında 3000 lira vesaire kademeli olarak artıyor. Bunların geri ödemesi? Haftalık olarak geri ödeniyor. Bayan parayı aldı diyelim. Bir hafta sonra geri ödemeye başlar. Ve tahsilatlar bizler aracılığıyla yapılır. Yani herhangi bir kurum ya da ne bileyim banka, postane vesaire değil, tamamen bizler aracılığıyla. Yani çalışan bir arkadaşımız mikro kredi kullanan bayanın evini ziyaret eder. Orada tahsilatını makbuz karşılığında yapar. Bankalardan kredi alamayan ve maddi durumu yoksulluk sınırının altında olan bayanlar mikro kredi şubelerine başvurarak bu uygulamadan yararlanabilecekler. Yapılıyor. Sizin amacınız Bodrum'da da bir mikro kredi şubesi açmak. Evet, inşallah daha çok ihtiyaç sahibi bayana ulaşmak ve burada bir şubenin açılmasını sağlamak. Mikro Kredi Muğla Şube Müdürü Necla Alan, mikro kredi uygulamasının tam olarak bilinmediğine dikkat çekiyor. Şube olarak kredi kullanacak kişilerin maddi durumlarını inceleniyor. Gerekli kriterleri tamamlayan hanımlara kredi veriliyor. Geri ödemesi de haftalık oluyor. Amaçlarının Bodrum'a şube açmak olduğunu belirten Mikro Kredi Muğla Şube Müdürü Necla Alan şunları söyledi. Mikro kredi ev hanımlarına gelir getirmeleri amacıyla verilen ufak bir teşvik kredisi. Bankadan kredi kullanamayan, biraz da yoksulluk sınırı altında yaşayan bayanlar mikro krediye başvurarak buradan alacakları parayla kendi kendilerine gelir getirebilirler. Ekstradan ailelerine ekonomik açıdan destekte bulunabilirler. Bizim amacımız yoksulluğun olmadığı bir Muğla ya da yoksulluğun olmadığı bir Türkiye için mücadele etmek. Ev hanımları bizim için çok önemli. Mikro kredide sadece yaptığımız tek ayrım cinsiyet ayrımı. Yani din, dil, ırk hiçbir ayrım yapmaksızın sadece bayanlar mikro krediden faydalanabilirler. Yaptığımız ayrım çünkü çok önemli. Çünkü bazen bize soruyorlar işte hani farklı izlenimler olabiliyor bazen. Ama bizim için önemli olan sadece bayan olması ve gerçekten ihtiyacı olması çok önemli. Alacağı parayı işte kullanması en önemli koşullarımızdan bir tanesi. Bayanlar ne işleri yapabiliyorlar bu anda? El işi yapabilirler, kozmetik satış yapabilirler. Mesela köylerde yaşayan insanlar hayvancılıkla uğraşıyorlar ya da tarımdır, bahçeciliktir. Aklınıza gelebilecek her şey. Kesinlikle bir iş kısıtlaması yok. Ya da eşinin iş yeri vardır, eşine destek olmak için kullanıyordur. Ya da bayanın marketi vardır, ya da bakkalı vardır. Hiçbir şekilde iş kısıtlaması yok. Ya da bize bir projeyle gelmesi gerekmiyor. Sadece ben şu işi yapacağım ve benim desteğe ihtiyacım var. Bunu söylemesi bizim için yeterli. Tamamen zaten karşılıklı güvene dayalı bir proje. Yani süreç sonucunda yasal bir yaptırım yok. Bu çok çok önemli. Ve bu paranın kadınlara verilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de yapılan bilimsel araştırmalar erkeklere nazaran bayanların %90 daha güvenilir olduğu için mikro kredi sadece bayanlara veriliyor. Biz 2009 yılından beri Muğla'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 1800 tane bayan mikro krediden faydalandı. Muğla merkez ve ilçelerinde Marmaris, Milas, Bodrum, Ula 4 tane ilçesine gidiyoruz ve merkeze merkez köylerimiz toplamda 1800 kadın faydalandı. Bodrum'da 60 tane bayanımız faydalandı. İnşallah bu sayı amacımız da zaten bu sayı arttırmak. Çünkü daha hala mikro kredinin ne olduğunu bilmeyen insanlar var. İşte televizyonlardan duyup da bizim cep telefonlarımıza ulaşan kişiler var. Biz ciddi anlamda mikro kredinin Bodrum'da da yaygınlaşmasını istiyoruz. Amacımız da burada bir şube açılmasını sağlayarak daha çok ihtiyaç sahibi bayana ulaşmak.